Bu hafta mesaisine AK Parti'nin kongre hazırlıklarına ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni A takımına son şeklini verdi. Erdoğan'ın kendisine sunulan taslak, MKYK listesini 250 kişiden 75 kişiye düşürdüğü öğrenildi. Büyük milletimizi bir kere daha kongremize 7 Ekim günü davet ediyoruz. AK Parti 7 Ekim'de büyük kongresine hazırlanıyor. Merkez Karar Yönetim Kurulu listesi hazırlamaları için görevlendirilen parti yetkilileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 250 kişilik taslak bir liste sundu. Erdoğan'ın taslak listeyi 75 kişiye düşürdüğü, listeye son şeklini kongre öncesi vereceği belirtildi. AK Parti'nin en büyük özelliği sürekli kendini yenileyebilme kabiliyetidir. Kuruluşumuzun üzerinden 22 yıl geçmiş olmasına rağmen iktidarımızı güçlü bir şekilde sürdürüyor olmamızı bu vasfımıza borçluyuz. AK Parti ekibinin listeleri ilkesel bir çalışma yaparak hazırladığı bildirildi. Buna göre parti dengesinin gözetilmesinin yanı sıra taslak MKYK listesinde 3 dönem kuralına takılması nedeniyle yeniden vekil adayı gösterilmeyen isimlerinde yer alması bekleniyor. 24 belediyeden 19 belediyeye ilçelerde düştük. Bunun hesabını iyi yapmamız lazım. Neden? Niçin? Nasıl bu noktaya geldik? Mecliste ilk kez milletvekili olarak görev yapan isimlerin MKYK'da yer almayabileceği ancak iki ya da üçüncü dönemi olan milletvekillerin listeye girebileceği de aktarılıyor. Ayrıca MKYK listesinde milletvekili sayısının daha az olacağı bu vekillerden bazılarınınsa doğrudan MYK'da olabileceği belirtiliyor. Bizim partimizin en önemli özelliklerinden biri de değişimi, yenilenmeyi kendi içinde başarabiliyor olmasıdır. AK Parti değerli kardeşlerim organik bir partidir. Erdoğan'ın genel merkez yönetiminde görev alan toplam 142 isim üzerinde %65'i bulan bir değişime gidilebileceğinden de söz ediliyor. Tabi kongrelerimizin bir özelliği bir AK Parti geleneği olarak Cumhurbaşkanımızın hassasiyetle ve iradeyle yürüttüğü şekilde tecrübe ve değişim dengesinin her seferinde milletimizin talepleri doğrultusunda yeniden kurulmasıdır. Kongreye 27 ülkeden 49 siyasi partiden 119 siyasi parti temsilcisi, 76 büyük elçilik ve toplamda 13 uluslararası kuruluş gelecek. 10 siyasi partiye davet gönderilirken Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Yeşil Sol Parti ise kongreye çağrılmadı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.